Geçenlerde bana 15 yaşlarında bir kız çocuğu getirdi. Muhafazakar bir aile getirdi. Çocuk hafız ve daha sonra İmam Hatip'e verilmiş çocuk. Çocuk ben ateist olmaya karar verdim diyor. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyor. Aile paniğe kapılmış. Ne yapacağız, niye böyle oldu diye. Ben baktım nasıl bir annelik, babalık modeli var, rolü var. Geleneksel aile, bizim bu ailedeki tutumla ilgili şöyle bir model var. Diyor ki işte ayıp, yasak, günah. Bu üç kavramla çocuğu büyütmüşler. Şimdi çocuk diyor ki ayıptan bana ne diyor, bana ne toplum diyor. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyor. Bak, tipik piyasadaki modernizm bilgilerini almış çocuk, kendi değeri gibi kabul ediyor. İkincisi yasak. Yasaksa annem babam sizin yasağınız. Ben bu yasağa uymak zorunda değilim diyor. Daha sonra günah diyor hocam, bak çocuğum Allah yasak etmiş bunu, günah. Çocuk onun üzerine bir gidip soruyor bir hocaya, diyor ki hoca diyor ya, zorla anneye babaya da birlikte gidiyorlar. Zorla bir çocuğa şu işte ibadet yaptırmak, kıyafet giydirmek zorla yaptırabilir miyiz diye hocaya soruyorlar. Hoca diyor ki dinimizde zorlama yoktur. Fakat diyor Müslüman olmayan için zorlama yoktur diyor. Ama Müslüman olana zorlayabilirsiniz diyor. Bak hocanın söylediği geleneksel bakış açısı. Onun üzerine çocuk diyor ki o zaman ben Müslümanlıkta olmak istemiyorum diyor. Al işte size bu da çocuğu. Biz o halde arkadaş, biz daha önce kullandığımız ayıp, yasak, günah tabirlerinin yeni yöntemini değiştirmemiz lazım. Aileyi daha sıcak bir ortam. Mesela bazı ailelerde bu olmuyor. Bak aynı aile. Nedir? Evde bu bahsettiğim aile ev mahkeme gibi. Çocuk eve gelirken sanki yargılanıyor, sorgulanıyor gibi geliyor. Evde sıcak atmosfer, atmosferin olmaması burada önemli bir etkileyici bir şey olmuş. Diğer bu ailede bakıyorsunuz anne ve baba nasıl davranıyor diye araştırdım. Hep eleştiriyle davranıyorlar çocuğa. Onu yapma, bunu giyme, hep böyle eleştirisel yaklaşıyorlar. Halbuki annelik ve babalık modeli çocuğu karşımıza alıp düzeltmek değil, çocuğuyla birlikte yürümektir. Hayatı onunla oturmak, konuşmak, yani çocuk yaşlarında o kadar güzel hikayeler öğrenmeli ki evin sıcak, böyle sevimli atmosferi olursa, çocuk aileyi severse, anneyi babayı severse, eve koşa koşa sıcak geliyorsa, o çocuk yanlışları görse bile bir müddet sonra o dünyanın sahte olduğunu görür, tekrar doğrulara gelip bulabilir.